İşte karşımızda bir alkin hidroborasyon yükseltgenme tepkimesi. Hemen şuradaki alkine bakalım. Bu aynı şekilde yine bir terminal alkin. Hidrojenimiz burada ve diğer tarafta da üçlü bağımızı görüyoruz. Diyelim ki R grubu da şu karbona bağlı. Şimdi arkenimize ilk adımda çözücü olarak THF içinde BH3 yani boran ekleyeceğiz. İkinci adımda ise hidrojen peroksit ve hidroksit anyonu yani OH- ekleyeceğiz. Bu durumda çift bağın her iki ucuna su molekülü eklemiş olacağız. En son yaptığımız tepkimeye çok benziyor. Buradaki tek fark bölgesel kimya. Bu tepkimenin bölgesel kimyası aslında anti Markovnikov katılmasıdır. Anti Markovnikov yazalım anti-Markovnikov kuralı OH'ın en az sübstitü olan karbona eklenmesidir. Ve bu özellikteki karbonumuz elbette sol taraftaki karbondur. Böylece üçlü bağımızın iki ucuna su eklemiş olacağız. Tabii burada artık çift bağ var ve o OH aşımızda molekülümüzde yer alıyor. Son videoda olduğu gibi burada da bir enol oluşturuyoruz. Ve tabii artık bildiğimiz üzere enol molekülün en kararlı formu değil. Bu yüzden düzenleme yapmamız gerek ve nihayetinde aldehit elde edeceğiz. Böylelikle burada bu tepkimeye giren bir terminal arkinden aldehit fonksiyonel gruba elde ettiğimizi görebiliyoruz. Aslında bazen ilk adımda kullanılan boran öyle bir reaktiftir ki üçlü bağın 2 pi bağ barındırmasından dolayı buraya 2 molekül eklenir. Yani bazen farklı bir molekül bir diarkil boran kullanıldığını görebilirsiniz. Öyleyse şuraya iki alkil grubunu koyalım. Yani R2BH. Şimdi bunları büyük yaparsak sterik engel ikinci boran katılımını engellemiş olacak. Çünkü mekanizmada bir tane boran katılımına ihtiyacımız var. Ve bu boranda da OH'ın olduğu aynı karbona eklenecek. Tabi daha fazla ayrıntı için hidroborasyon, yükseltgenme, mekanizma adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Evet şimdi bu tepkimenin net sonucu terminal alkinden aldehit elde etmek olacak. O zaman mekanizmamıza bakıp çizmeye başlayalım. Önce şuraya üçlü bağımızı koyalım. Tabi terminal alkin yapıyoruz. Öyleyse yan tarafa da benzen halkasını çizelim. Büyük bir R grubu oluyor. Evet halkamızın içine elektronlarımızı da yerleştirelim. Bu arkini diarkin boranla tepkimeye sokacağız. Ya da şuraya boran yazıyorum. Ama dilerseniz siz diarkin boran kullanabilirsiniz. Artık hocanız ne kullanmanızı isterse. Evet, THF'yi de ekleyelim. İkinci adımda ise hidrojen peroksit ve OH eksi ilave edeceğiz. Şimdi bu duruma baktığımızda neler olacak? İlk olarak suyu üçlü bağın iki ucuna ekleyeceğiz. Tabi hangi tarafta hidrojen, hangi tarafta OH olacağını düşünmemiz gerek. Aynı şekilde yine iki seçeneğimiz bulunuyor. OH'ı sağdaki ya da soldaki karbona ekleyebiliriz. Tabi buradaki bölgesel kimya anti-Markovnikov kuralı. Bu yüzden OH'ı en az süpsüte olan karbona ekleyeceğiz. Ve elbette bu karbonda sağ taraftaki şu karbon oluyor. Yani OH'ı sağdaki karbona eklemek lazım. Öyleyse çift bağımızı çizmeye başlayalım. Ama önce benzen halkamızı şuraya bir çizelim. Evet, benzen halkamız şu karbona bağlı. Karbonumuz burada ve artık çift bağımız mevcut. Şimdi o aşımızı en az süpüte olan karbona ekliyoruz. Yani sağdaki şu karbona. Hidrojeni ise soldaki karbona ekliyoruz. Böylece H2O'yu üçlü bağın her iki ucuna eklemiş oluyoruz. Tabii bu karbona bağlı bir hidrojenimiz daha vardı. Onu şuraya ekleyelim. Evet, ara ürünümüz olan enolü tamamlamış olduk. Şimdi enol ara ürününe uygulayacağımız düzenlemeye bir bakalım. Bir önceki videoda asit katalizi tauterleşmeyi görmüştük. Bu videoda ise asit değil baz olacak. Şimdi elimizde çözeltide hidroksit anyonumuz var. Öyleyse enolü yeniden çizip bir bazla tepkimeye girdiğini gösterelim. Evet, şu tarafa enolu yeniden çizmeye başlayalım. Benzen halkamız şöyle. Şimdi şuraya çift bağımızı ekliyoruz. Tabii burada o OH aşımız bulunuyor. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de ekledikten sonra şimdi bunu hidroksit anyonlarıyla tepkimeye sokalım. Burada onlardan bol miktarda var. Şuraya bir tanesini çizelim. Tabii eksi yüklü bir anyon. Şimdi bu hidroksit baz görevi görecek. Bu elektron çiftlerinden biri bu protonu alacak ve ardından da buradaki elektronlar bu oksijene geçecek. Şimdi bu asit baz tepkimesinin sonucunu çizelim. Tabii bu dengede olacak. Öyleyse önce denge okumuzu şuraya koyalım. Peki şimdi neler olacak? Benzer halkamızı şöyle çizelim. Çift bağımızı da aynı şekilde ekliyoruz. Şurada halen oksijenimiz bulunuyor ama artık 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip ve eksi yüklü. Şimdi bu molekül için bir rezonans yapısı çizebiliriz. Önce bu tarafa köşeli rezonans parantezimizi koyalım. Peki bu formal yükü molekül içinde yaymak için ne yapabiliriz? Şimdi burada ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri buraya gelip bir çift bağ oluşturabilir. Tabii bu durumda bu karbonun çok fazla bağı olacak. Bu yüzden buradaki pi bağı kırılacak ve bu iki elektron şuradaki karbona geçecek. O zaman hemen yan tarafa bu elektron hareketliliğinin sonucunu çizelim. Evet, benzen halkamız halen aynı. Şu tarafta da karbon iskeletimiz var. Evet, artık bu karbonla oksijen arasında çift bağımız olacak. Oksijenin 3 tane ortaklanmamış elektron çifti vardı ve bir tanesi çift bağı oluşturmak için buraya hareket edince artık sadece 2 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Tabii eskiden pi bağında bulunan elektronlar da bu karbona geçmiş oldu. Şu şekilde onları ekleyelim. Bu karbon halen başka bir hidrojene bağlı durumda. Aslında buraya gelen 2 elektron karbanyon da oluşturmuş oluyor. Yani artık burası eksi yüklü bir karbanyon. Tabi bir de su var. OH eksiye bir proton eklenmesiyle H2O oluşuyor. Böylece su molekülünü buraya ekleyelim. Aslında su şimdi asit görevi görüp bir proton verecek. Yani bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak. Ardından da burada yer alan elektronlar oksijen atomuna geçecek. Tabii bu da bir asit baz tepkimesi. Bu yüzden yine denge içinde olacak. O zaman şimdi yan tarafa da diğer rezonans parantezini koyalım. Peki bu durumda ne elde edeceğiz? Benzen halkamızı yine aynı şekilde çiziyoruz. Evet, yan tarafında karbonilimiz yer alıyor. Tabii bu karbona bir proton eklemiştik. Tam şuraya. Ve böylece tamamlamış olduk. Artık bunun bir aldehit olduğunu görebiliyoruz. Buraya hidrojeni çizmemiştim. Dilerseniz böyle de bırakabilirsiniz tabii. Ama çizmek isterseniz hidrojenimiz tam burada olacak. Ayrıca bu karbon üzerindeki hidrojenimiz de var. Mekanizmada biraz netlik kazandırmak için bunu çizmemiştim. Sonuç olarak terminal arkinden aldehit elde etmiş oluyoruz. Ve bu tauterleşmeyi de bas kullanarak gösterdik. O zaman şuraya son bir şey daha not edelim. Evet, bu bir baz katalizli tauterleşme örneği. Yani ürün olarak enol formundan aldehit formuna geçtik. Ve karbon-oksijen çift bağından dolayı bu yapı daha kararlı.